Evet arkadaşlar, ayete paragraf kampımız dursun mu? Durmasın. Son gaz devam. Ayete paragraf kampımızda söz sanatları. Arkadaşlar ben söz sanatlarını şiir bilgisinin içinde değil de ayrıca bir konu olarak vermeyi tercih ediyorum. Sonuç olarak arkadaşlar sınavda çıkacak bir konudur ve konu konudur. Nerede verildiğinin bir önemi yoktur. Bakın tekrar söylüyorum. Şurada gördüğünüz lütfen AYT Türk Dili denemeyi halen çözmemiş olan varsa sakın. Bak sakın. Sınavdan sonra ne demek istediğimi anlayın. Eğer AYT Türk Dili ve Edebiyatı soru bankasını çözmediyseniz, bak şu anda bile yetişir arkadaşlar. Baştan sona genel tekrar geçen sene metinlerin birebir nasıl tuttuğunu gördünüz. Ve kısa bir genel tekrar isteyene de AYT Türk Dili ve Edebiyatı uzun anlamın kısası. Video ders notlarımız zaten efsane bir konu anlatımdı bunun için. 24'te 24 için bize gerekenler bunlar. Haydi bakalım sorulara beraber başlıyoruz. Nazlı vücudu bir kucak ot, bir kemik yığı. Arkadaşlar, nazlı vücudu, tamam mı? Yani sevgilinin ya da birisinin nazlı vücudu bir kucak otmuş, bir kemik yığılmış. Tamam mı? Burada bir kucak ot kendisine benzetilen. Bir yığın kemik de kendisine benzetilen. Sevgilinin ya da kiminse nazlı vücudu da benzeyen. O zaman kendisine benzetilen ve benzeyen burada mevcut. Bu o zaman teşbihtir. Hatta kendisine benzetilen birden çoktur. Teşbih, benzetme. Bu cümlede görülen sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş hangisinde vardır? Yani bana benzetme istiyor. Gördüm deniz dedikleri bir başlı ejderi, gider oldum kömür gözlüm elveda. Bak, kömür gözlüm derken gözü kömüre benzetilmiş. Kömür burada. Arkadaşlar kendisine benzetilen, göz benzeyen. Bitti. Adana. Tamam. Ya da burada deniz dedikleri bir başlı ejderi derken de burada deniz dedikleri bir başlı ejder derken deniz benzeyen, bir başlı ejder de kendisine benzetilen. Yani ikisi de gördüğünüz gibi bir teşbih beliği gözümüze çarpıyor. Yani ya güzel benzetme gözümüze çarpıyor. Cevap A. Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Bir benzetme yok. Artık demir almak günü gelmişse zamanlar meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yok. Ama hocam şöyle diyebilirsiniz bazen. Ama hocam burada mesela liman derken dünyadan gidiyor ya, hani geminin kalkması insanın ölmesine benzetiyor ya. Liman derken dünya, ama dünya dememiş ki burada arkadaşlar. Burada isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Liman gibi dünya. Dünya burada arkadaşlar benzeyen. Liman burada kendisine benzetilen. Burada sadece liman söylenmiş benzetme unsurlarından. Diğeri söylenmiş. Sadece kendisine benzetilen söylenirse ben buna ne diyordum? Kapı açık, açık istihar ediyor. Tamam. Hani videoda size örnek verdim ya arkadaşlar. Mesela baban, sen bir kız çocuğusun. Baban kapıdan giriyor, sana gülüm diyor. Ya da sen bir kız çocuğu, oğlan çocuğusun. Baban kapıdan giriyor, vay be aslanım benim diyor. Bak şimdi. Bunlarda da istihare vardır. Çünkü sadece kendisine benzetilen söylenmiştir. Aslında burada baban gül gibi kızım. Aslında burada baban aslan gibi oğlum demek ister. Doğru mudur? Burada gül kendisine benzetilendir. Kız benzeyendir. Kız söylenmemiş, sadece gül söylenmiş. O zaman formatımız neydi? Kapı açık. Açık istiharedir. Aslan gibi oğlum derken aslan kendisine benzetilendir. Oğlum benzeyendir. Oğlum söylenmemiş. Sadece aslan söylenmiş. O zaman kapı açık olur. Açık istihare. Tamam. Açık istihare'dir. Hocam kapalı istihareyi söyler misiniz? Bak burada kapı açık diyor. Gördün mü? Kapa. Açık istihare bu. Kapı açık. Peki öğretmenim. Şöyle olsaydı. Dertlerimi bu saksıda büyüttüm. Olsaydı burada. Bak. Dert burada iyi dinleyin. Dertlerimi bu saksıda büyüttüm. Aslında burada dert derken saksıda büyüttüğü için çiçek gibi. Saksıda ne bir çiçek? Burada çiçek gibi dert demek istiyor saksıda büyüyen. Çiçek burada kendisine benzetilen.
Dert burada benzeyen, gördüğünüz gibi çiçeğe söylememiş. Sadece benzeyeni söylemiş. O zaman kapıyı ne yaptık biliyor musunuz? Kırdık. Kapıyı kapattık. O zaman bu kapan istihare. Yani benzetme ile istihare farklıdır. Benzetmede gördüğünüz gibi hem kendisine benzetilen hem benzeyen olur. Hem benzeyen hem kendisine benzetilen olur. Ama istiharede sadece birisi olur. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm? Tavrımar, dağınık bahçe. Burada benzetme yok. Bahçe dağınık olabilir. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resime baksam ben değilim. Burada da herhangi bir şey yok. Cevap A'dır. Geldik. Bu dizelerde görülen sanatlı söyleyişin benzeri hangisinde vardır demiş arkadaşlar. Bakalım sanatlı söyleyişi bulalım. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Bak bak bak. Bahar bülbül sesinden gelmiş. Ya kardeşim bahar niye gelir? Tabiatsal bir olay. Değil mi arkadaşlar? Tabiatsal bir olay. Dünyanın dönüşü, güneş etrafında dönüşüne göre gelir. O burada bülbül sesinden geldi derken güzel nedene bağlamış. Burada üstü tarih var. Seda verip seslendi mi yaylalar? Aa, yaylalar sesleniyor. Tövbeler olsun. O zaman ne var burada? Teşhis. Yaylalar nasıl seslensin? İnsan gibi seslenerek düşünmüştür. Çevre yanın lale sümbül bürünmüş. Gelin olup süslendin mi yaylalar? Bak, lale, sümbül, yayla. Bak, bir şeye dikkat ettin mi arkadaşlar? Bahar. Bak, hepsi bunlar neyle alakalı arkadaşlar? Söyleyin bakayım, birbiriyle alakalı kavramlar. O zaman burada birbiriyle alakalı kavramlar kullandığı için tenasüp uygunlukta vardır. Bakalım hangisinin olanı arıyor. Tamam. Genelde ÖSYM teşhis sorar. Ey şu Nedima bir seyrin işittik. Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde. Burada. Bunların hiçbirisi bulunmamaktadır. Tamam. Ey sevgili diyor. Nedima, ey Nedim diyor. Bir seyrin işittik. Bir gezintin işittik diyor. Göksu'ya diyor. Tenhaca varıp diyor. O zevk sefa içinde diyor. Tenhaca Göksu'ya zevk sefa içinde varmışsınız diyor. Deli deli insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden dırna ağaç çiçek açmış ağaçlar. Bak arkadaşlar. Buna bak. Dünya. Dünyayı düşün. Tamam mı arkadaşlar? Dünyayı düşün. Sonra yıldız. Yıldız uzaktaki bir güneş değil midir arkadaşlar? Değil mi? Yıldız ne zaman gözükür? Gece. Bak işte. Birbiriyle alakalı kavramlar. Değil mi arkadaşlar? Bunlara baktığın zaman gece vakti yıldızlar olur. Yıldız uzaktaki güneş gibi düşün. Tamam. Hop. Burası ne? Dünya. Ne zaman? Gece vakti. Bak. Birbiriyle alakalı kavramları burada kullanmış arkadaşlar. Ya da koku, çiçek, ağaç. Bak. Yine birbiriyle alakalı kavramlar. Ağaç çiçek açar. O da kokar. O zaman burada tenasüp vardır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Direkt olarak tenasüp vardır. Deli deli insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Hepsi insanı ne yapar diyor? Deli eder diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman ben tenasüp bulduğuma göre işaretleyebilirim. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti. Dönem yok seferinden. Bunlardan hiçbirisi yok. Bu sanatlardan. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir ben gerek. Bak burada da yok. Burada beyaz berdanında bir ben gerek derken burada ben. Tamam mı? Yüzdeki ben. Bir de ben. Kişi zamiri olan ben. Gördünüz mü? O zaman burada ikisi de gerçek anlam olduğu için gerçek anlamlı. Biri yakın, biri uzak. Biz buna tevri ederdik, değil mi? Ama bu da gerçek anlam, bu da gerçek anlam. Sadece biri yakın, biri uzak. Ama şöyle olsaydı. Mesela biri gerçek olsaydı, biri mecaz olsaydı. Mesela ne kadar kalın kafalı. Gerçekten kafası kalın. Ya da anlamıyor. Bak, eğer burada mecazlık olsaydı, o zaman biz kendimizi kinayeye atardık. Değil mi? Elbet benim de istediğim bir şey var bu dünyada. Sadece mutlu olmak dışında. Ne isteyeyim? Burada da yok. O zaman demek ki bunlardan tenasüp. Ama biz hepsinde
bulmuş olduk. Tamam. Haydi bakalım. Yine gökyüzü kurşun örtülü. Birazdan yağmur başlar ince ince. Şimdi gökyüzü kurşunun örtülüymüş. Birazdan ne başlayacakmış? Yağmur başlayacakmış. Demek ki yağmur başlayacağına göre gökyüzü bulutlarla örtülü. Demek kurşun derken bulut denmek istiyor. Ama bulut kurşuna benzetilmiş aslında. Kurşun gibi bulut. Ama hemen benzetme deme. Bak, kurşun gibi bulut aslında. Kurşun kendisine benzetilen. Bulut benzeyen. Ama burada bulut söylenmemiş. Hop, sadece kurşun söylenmiş. O zaman hoppala, cumbala, bumbala, burada ne vardır arkadaşlar? Açık istihare, kapı açık, istihare cevap C'dir. Geldik. Numaralanmış dizelerden hangilerinde cinas sanatı vardır? Cinas neydi? Yazılışlar aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdi. Mesela bak, bir evde olursa düzen, yani iki kadın, o evde olmaz töbe düzen. Bak, yazılış aynı harfler kullanmış. Bitişik ayrı yazılması önemli değil. Buna biz cinas deriz. Ya da nasıl olur bu cinas başka? Şöyle olabilir mi öğretmenim? Nasıl mesela? Örnek veriyorum. Bülbül eyler gülen ağız, girdim bir dost köyüne, ağlayan çok gülen ağız. Bak gördün mü? Hop, yazılışları gördüğünüz gibi aynı harfler kullanmış ama anlamları farklı. Biz buna cinas deriz pıtırcıklar. Tamam mı? Hangisinde cinas vardır diyor. Her nefeste eyledik bin günah, bir günah etmedik hiçbir günah. Bak, hiçbir günah etmedik diyor. Burada da günah. Yazılışları aynı, anlamları farklı. Cinas. Al beni, ele beni. Kül edip ele beni. Seveceksen kendin sev, sevdirme ele beni. Bak. Kül edip ele beni. Tamam mı? Sevdirme ele beni. Buradaki el yabancı. Değil mi? Buradaki el de elemek. Değil mi? İkisi de aynı. Yazılış aynı, anlam farklı. O zaman cinas. Mesela bir şeyi elemek. Buğday, arpa. Hiç köyde de elemediniz mi ya? Böyle eliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi el yabancı. Beni yabancıya sevdirmedi. Cinas. Kalem böyle yazılmıştır. Yazıma. Bak. Yazım kışa uymaz, kışım yazma. Buradaki yazım derken yaz mevsimi. Yaz mevsimi. Buradaki yazıma derken alın yazım. Değil mi? Alın yazım. O zaman burada dikkat ediyorsanız arkadaşlar yazılış aynı, anlam farklı, cinas var. Hey oynayan yavrular, ağaçta kuş yavrular. Ellerin derdi biter, benim derdim yavrular. Bunu ah yavrular, yavrular da diyebilirdiniz. Şimdi ağaçta kuşun yavrulaması, çoğalması. Yavrulamak, çoğalmak, doğurur. Değil mi arkadaşlar? Doğurmak dedim, töbeler olsun. Arkadaşlar yara sayılsa gerçi doğurur da arkadaşlar. Buradaki ağaçta kuş yavruların kuş çoğalır anlamında, değil mi? Kuş nasıldır arkadaşlar? Yumurtadan çıkar. Benim derdim yavrular çoğalır. Ah yavrular, yavrular. Arkadaşlar ah yavrular, yavrular derken de burada yavru, sevgililer, yavrular. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki lar çoğul eki ama buradaki yavrudan yavrulamak, çoğalmak. O zaman burada da cinas var. Anam töbeler olsun 1, 2, 3, 4 hepsinde vardır. O zaman cevap Edirne'dir. Bakalım şimdi. Bu dizelerde görülen edebi sanatlardan hangileri yer değiştirilirse bir yanlışlık giderilmiş olur. İlk önce buradaki sanatları gelin izninizle şöyle bir bulalım göründüğü kadarıyla. Büyütmek istiyorum ama büyütünce arkadaşlar kayboluyor. Tamam mı? O zaman şu şekilde tam ucundan kırsın. Tamam. Haydi bakalım hangilerini yer değiştireceğiz? Beraber sizinle buluverelim. Haydi. Şıklar da zaten, şıklar şu an bize lazım değil, değil mi? Evet. Salındı bahçeye girdi, çiçekler selama durdu. Mor menekşe beyin boyun eğdi, gül kızardı hicabından. Bak, gül ne zaman kızarır? Bahar ayı olduğu için. Yani bunun aslında baharın gelmesi gerçek nedendir. Burada gülün kızarması gerçek nedene bağlanmaz. Sevginin salınıp bahçeye girdiğine bağlanmaz. O zaman burada hüsnü talili vardır. Doğrudur. Burada gülün kızarması, kırmızılaşması, güzel nedene bağlama vardır. O zaman burada bir yanlışlık yok.
Dünya ahirete gidip gelmemek, olmazsa iktiza eder ölmemek. Balık baştan kokar bunu bilmemek, seyrani gafilin ahmaklığına. İrsali mesel ne demek? Atasözü kullanmak demek. Balık baştan kokar derken bu bir atasözü, irsali mesel var. İrsali mesel neydi? Bir atasözü ya da özlü sözü bir şiirde kullanmaktır herkesce bilinen. Benim mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım? Böylece. Bak. İyi bak. Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım? Arkadaşlar soru soruyor. Yani adam kendi düşüncelerinin olacağını rahatlıkla biliyor. Değil mi? Sanki böyle arkadaşlar soru soruyor. O zaman burada istifam var. Ben burada bir tevriyeye rast gelmedim. O zaman 3'te yanlışlık var. Sen ey Karslar, Antepler, Erzurumlar, Maraşlar, dördünden bir ikisi şehit düşen kardeşler. Ey Zeybekler, Seymenler, Dadaşlar, Diyarı, hey. Nida seslenme var, seslenme var. O zaman burada Nida vardır. Nida'nın oldu, doğrudur. Burası yanlış. Bu arada özel isme gelen larlar kesme şartıyla ayrılmaz. Ama bunu şairler yazdığı için değiştiremiyoruz arkadaşlar. Yani bazı şairlerin orijinal eserlerine zarar vermek istemeyiz hiçbir zaman. Mesela örnek vereyim. Atilla İlhan'da hep şiirleri küçük harfle başlar. Yani biz burada buna dikkat ediyorum ben yazarken. Bana Tahir Efendi kep demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira, itikatımca kel Tahir'dir. Bak şimdi. Buraya iyi bakın. Tahir Efendi sanatçıya ne demiş? Kelp demiş. Kelp ne demek? Köpek demek. Doğru mu? İltifatı bu sözde zahirdir. Benim mezhebim Maliki'dir. Benim mezhebime göre kelp Tahir'dir. Şimdi iki anlam var. Kelp Tahir'dir derken bir, kelp Tahir Efendi'dir. Anlam bir. Tamam, ona Tahir Efendi dedi ya. İkinci de arkadaşlar, Tahir temiz. Yani benim Maliki mezhebime göre köpek temizdir diyor. Peki bunların ikisi de gerçek anlam mı? Evet. Biri yakın anlam, biri uzak anlam. O zaman ikisi de gerçek anlamdaysa burada hangi sanat var? Tevriye var. İstifam demiş, yanlış. O zaman burada kullanılan sanat tevriye. Tamam. O zaman ben kaçla kaçı yer değiştirmem lazım? 3 ile 5. O zaman hemen 3 ile 5'i yer değiştirdim. Olay bitti. Evet. Şimdi geldik. Burada biraz daha büyük. Çünkü niye? Onda çok olduğu için ister istemez küçük gözüküyor, soru uzun olduğu için. Buna göre aşağıdaki atasözlerden hangisi? Bu açıklama uymaz. Mum dibine ışık vermez. Yukarıdaki atasözünde mumun dibine ışık vermeyeceği gerçek anlamdır. Ancak mecaz anlamda da örneğin durum iyi olan birinin yakınlarına fayda sağlayamayacağı ifade edilen mecazdır. Hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu kinayedir. Deyimlerde genelde karşınıza çıkar. Mesela bir, arkadaşlar şöyle düşün. Bana el verdi. Arkadaşım gerçekten elleri tutmuş olabilirler. Değil mi? İkincisi de yardım etti anlamı var. Hem gerçek hem mecaz. Mecaz daha üstün. O zaman biz buna kinaye ederiz. Hem gerçek hem mecaza gelecek şekilde, ama kastedilen mecazdır. İşleyen demir pas tutmaz. Bir, gerçekten işleyen demir pas tutmaz. İki, bir adam sürekli çalışırsa dinç kalır. Mecaz. Tamam, kinaye var. Hamama giren terler. Gerçekten hamama giren terler. İkincisi, zorlu bir işe girdiysen sonuçta birazcık zorlanacaksın. Evet, size yaptım kamp gibi. Bak başladık. Her gün sadece kamp render bununla uğraşıyor. O da sevgiden bıkmıştı. Sevgiden bıkmıştı. Bıkmış sevgiden. Bir şey yok, sadece gerçek var. Şey olsun. Bu uymaz. Ayağını yorganına göre uzat. Gerçekten üşümemek için ayağını yorganına göre uzatırsın. İki, mecaz anlam, cebindeki paraya göre hareket edeceksin. İmkan. Taşıma suyla değirmen dönmez. Gerçekten dönmez. İki, mecaz anlam, ondan bundan para almayla bu iş gitmez. O zaman cevabımız Ceyhan olarak rahatlıkla çıkar. Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe örnek bir söyleyiş hangisinde vardır demiş. Evet, ilk önce buradaki sanatlı söyleyişi gelin
beraber arkadaşlar bulalım, tespit edelim izninizle. Ne siyah eylemiş Nasiye'yi? Siyah. Saçın bembeyaz eden Bahat. O zaman siyah ile bembeyaz. Siyah ile beyaz arasında hangi sanat vardır arkadaşlar? Tezat sanatı vardır. Bu kadar basit. O zaman hangisine vardır demiş. Canan aramızda bir adındı. Şirin gibi Hüsnü Anaun var. Zıtlık yok. Üç şanlı harbin arşa asılmış silahları. Parladı yaşlı gözlere bayram sabahlar. Bülbül güne bir gül dedi. Gül gülmedi gitti. Bülbül güle, gül bülbüle yar olmadı gitti. Burada da yok. Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara. Hür gökte, hür denizde açar, hür ufukta. Yok. Neden böyle düşman görünürsünüz? Düşman. Yıllar yılı dost bildiğim aydılar. Dost. O zaman hop tezat. Pıt dadana çıktı. Cevabımız Edirne olarak çıktı. Evet. Haydi bakalım. Yüce dağ başında olursa ayrılık. Sen düşürdün gül benzime sarılık. Beniz yüzdür. Hani benzesi olmuş falan diyoruz ya. Benzemek de oradan gelir. Burada gül kendisine benzetilen. Yüzün derken bu da benzeyen. Burada bir teşbihli güzel benzetme vardır. Sadece kendisine benzetilenle benzeyen burada söylenmiştir. 9. sınıf dersine giren Nermin öğretmen bu dizelerde bulunan sanatın başka bir örneğini öğrenciler tarafından verilmesi ister. Buna göre sema, mehtap kemer, taze belinde, üstünde sema gizli bir örtü, yıldızlar onun güldür elinde. Bak, mehtap kemer taze belinde. Tamam mı? Mehtap bir kemerdir. Bak gördün mü? Mehtap burada kendisine benzetilen onun belinde kemermiş. Benzer. Üstünde sema gizli bir örtü. Bak sema gizli bir örtüymüş. Gördün mü? Gizli bir örtü. Burada örtü sema neymiş? Gizli bir örtüymüş aslında. Değil mi? Mehtap bir kemermiş. Pardon şöyle düzelteyim. Mehtap bir kemermiş. Burada mehtap benzeyen. Mehtap bir kemerdir derken kemer kendisi benzetilen. Sema benzeyen gizli bir örtü kendisi benzetilen. Yani sema gizli bir örtüdür. Ya da çocuk aslandır gibi düşün. Yıldızlar onun güldür elinde. Yıldızlar benzeyen onun elinde güldür kendisi benzetilen. Gençler semada baştan sona teşbih vardır. Sema, sema, sema. Evet. O zaman arkadaşlar şu iki şık elendi. %33.3 ihtimalim var artık. Tamam. Böyle. Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün. Kağıt bile mısralardan tedirgin. Burada bildiğiniz teşhis var. Kağıt mısralardan tedirgin. Yani başka sanatlarda vardır ama ben sadece en belirginlerini buluyorum. Kutay. Yeter yüreğime düşen ateş. İbrahim'de güle çevrilen ateş. Arkadaşlar burada da benzetme yok. İbrahim derken Hazreti İbrahim var burada. Yani orada özel isim gördüğünüz zaman öyle düşünün. Telmi edilmiştir. O zaman yalnız semadır. Cevap Adana olarak rahatlıkla arkadaşlar çıkacaktır. Tamam. Bakalım. Elimden geldiği kadar büyüteyim. Soru uzun olduğu için aşağıya kadar mecburen küçültüyor. Tamam. Okuyacağım zaten. Siz de görebilirsiniz. Bu dizelerde görülen edebi sanat hangisinde vardır? Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. İsa peygamber ve Musa peygambere hatırlatma vardır. Bu da telmi sanatıdır. Biz bunu hatırlatmada deriz. Hangisinde vardır? Ben telmi yarışacağım. Kestanelik gölgesinde hayal gibi yürürsün, bülbül şakır bir ağacın nazenin gülüsün. Tarlarda gülümseyen çiçeklerin alnında ele gözlü güzellerin gül benzini görsün. Mesela gül benzi derken falan benzetme var. Dikkatimi çekenler de bulayım okurken. Ama burada ben bir telmiye rastlamadım. Beni ben de demem ben de değilim. Bir ben var ben de benden içeri. Süleyman kuş dili bilir dediler. Hazreti Süleyman. Arkadaşlar doğal olayları kendisi ne yapabilir? Harekete geçirebilir. Rüzgar inanışa göre onun tahtını taşır. Ve vahşi hayvanlarla konuşabilir. Kuş dilini bilir. Süleyman var Süleyman'dan içeri derken burada zaten Süleyman peygambere atıf hatırlatma var. Bu da termi hatırlatmadır. O zaman doğru cevabımız B olarak rahatlıkla çıkar. Bak bu kadar.
Samsun'un evleri denize bakar, sokaklar yosun içinde, çapalar, takalar, mamlalar, bilyeler gibi suyun yüzünde bir iner bire kalkar. Arkadaşlar burada deniz, taka, mamla bunlar su. Hep denizle alakalı tenasip uygunluk. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir, temli yok. İnanın bana iyi insanlar, çıkmam bir daha sokaklara derken, iyi insanlar derken Nida var. Temli dikkatimi çekmedi. Evet. Hangisi Hüsnü Talil yoktur? Gençler, Hüsnü Talil neydi? Gerçek sebebi değil, başka bir sebebe bağlama. Güzel nedene bağlama. Mesela diyorum ya ben, sen gelince güller açar gül pembe. Normalde gül bahar geldi diye açar ama burada sevgili geldi diye açtı için arkadaşlar. Burada ne vardır? Hüsnü Talil vardır. Tamam, bakın. Gülü ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu. Habibim faslı güldür bu akarsular bulunmaz. Şimdi gelin bunu beraber şöyle çevirerek beraber ilerleyelim. Tamam. Ruhsar yüz. Gül gül. Yüzünün gülüne karşı gözümden kanlı akarsu. Bak gözümden kanlı akarsu. Gözümden su senin diyor. Hani yüzünün diyor gülüne göre diyor kanlı akar. Habibim gül devridir. Faslı güldür. Bu akarsular bulunmaz mı diyor. Burada sanatçı ne diyor? Tamam. Gül faslıdır sevgili diyor. Değil mi? Sevgilim diyor. Bu akarsular bulunmaz. Yani diyor ki arkadaşlar. Gözünden kanlı yaşlar akıyor. Ve buradan akarsular oluyor. Zevkli ve zor bir Hüsnü Talil örneğidir. Güzel nedene bağlama. Yani bu akarsular niye akıyor arkadaşlar? Tamam, bizim eleman kanlı gözyaşları döküyor arkadaşlar. Tamam, Fuzuli suikastinden. Kanlı gözyaşları döküyor sevginin hasretiyle. O da arkadaşlar akarsuları, normalde akarsular baharda dolar, kar, buzların erimesiyle akar. Saksıda ruhumun bütün yası var. Derdimle soluyor açılan gonca. Bak, gonca benim derdimle soluyormuş. Gonca normalde niye solar arkadaşlar? Sonbahar gelmiş. O yüzden değil mi arkadaşlar? İlkbahardan sonra arkadaşlar yaz gelmiş. Yazdan sonra artık sonbahara dönmüş. Ortalıkta gonca monca kalmamış. Peki burada niye? Derdimle soluyor. Benim derdim solduruyor demiş. Yine burada bir Hüsnü Talil örneği vardır. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Çoban çeşmesi bağdan bağa çoban çeşmesinin suları geziyor. Niye? Ateşten kızaran bir gül aradığı için geziyor. Yani orada suyun akmasını ne arıyor? Suyun akıp çoban çeşmesinden gitmesini ateşten bir gül aradığı için gezdiğini söylüyor. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz göründü. Bak toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Arkadaşlar toprağın kızıl rengi bürümesi değil mi? Arkadaşlar olabilir ama bu kişinin bakışıyla olmaz ki. Kişinin bakışıyla kızıl renge büründü diyor. Tamam mı? Yıldızlar da diyor gündüz göründü diyor. Arkadaşlar yıldızın gündüz görünmesi bazı dönemlerde arkadaşlar coğrafi nedenlerden dolayı olabilir. Ama burada diyor ki işte diyor gündüz göründü diyor. Niye? Bakışınla diyor. Ya da ülfet için diyor. Bak o zaman arkadaşlar burada da Hüsnü Talil vardır. O zaman bunlar da Hüsnü Talil olduğuna göre burada yok. Bahçıvan güller ekmiş dikeniyle bahçıyor. Hayda burada ne var arkadaşlar ya? Gül, diken ve bahçe. O zaman bunlarda hop tenasüp vardır. Değil mi? Uygunluk vardır. Yani birbiriyle alakalı kavramlar. Hüsnü Talil. Güzel nedene bağlam olduğunu bir soruyu çözersin. Şimdi A, B, C, D'yi görüyorsun. Anam hocam nasıl çözeceğim diyorsun. Sevme de öyle yapıyor zaten. Seni korkutmak için. Tamam mı? Uzun. Anam sen korkuyorsun. Lan bir bakıyorsun zaten. La burada zaten Hüsnü Talil olamaz ki. Bariz bir şekilde tenasip başka da bir alt yok diyorsun. Tamam. Sonuna kadar okuyun lütfen. Baktık. Bu dizelerde görülen edebi sanat hangisinde vardır demiş. Yani biz burada kullanılan edebi sanatın benzerini bulacağız. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtları vadilere sağanak sağanak.
derken kafa göz vadilere sağanak sağanak boşalıyor arkadaşlar. Bu müthiş bir mübalağa abartma örneğidir. O zaman ben abartmayı bulup işaretleyeceğim. Kaz kaldırmış başın kakar, 40 gün oldu kaynatırıp kaynamaz. Kaza bak, 40 gün kaynatacaksın, kaynamayacak ha. La git işine. O bir nedir arkadaşlar? Mübalağa abartmadır. Bak, şanslıymışız, aha da bulduk. Dedim inci nedir, dedi dişimdir. Dedim kalem nedir, dedi kaşımdır. Mübalağa yok. Vur aşkın ve hakkın zaferi için, vur senden. Bak dünya bunu istiyor, mübalağa yok. Kaldırımlar ıstırap çekenlerin annesi. Burada kaldırımlar anneye benzetildiği için benzetme var. Ve aynı zamanda anne dediği için teşhis var. Kişileştirme. Kaldırımlar içimizde yaşayan bir insandır derken yine teşbih ve teşhis var. Ama mübalağa yok. Erbab-ı teaşur çoğalıp şair azaldı. Yok öyle değil. Şairin ancak adı kaldı. Eğer ikinci mısranın başında yok öyle değil, değil değil gibi ibareler kullanılırsa bu geriye döndüğü anlamını veren rücu sanatıydı. Burada da yoktur. Cevap Adana'dır. Evet. Bu dizelerde görülen edebi sanatlarla ilgili hangisinde bir açıklama yanlışlığı vardır? Bakalım arkadaşlar. Tamam. Desbusi arzusuyla ölürsem dostlar, kuzu eğlen toprağa, sunun yanında ailesi. Aliterasyon. Bak şimdi. Aliterasyon ve asonans var. Bak asonans. Ünlü harflerin tekrar. Tamam mı arkadaşlar? Asonanstan as solisti çağrıştırsın ünlüler. Aliterasyonda ünsüz harflerin tekrarı. Bu da bizim Ali. Ünsüz. Tamam mı? Bakın. Des bu si se se. Arzusuyla se. Ölürsem se. Dostlar se. Bak gördünüz mü? O zaman burada çok tekrar ettiği için bir se aliterasyonu vardır. Doğrudur. Kalem böyle çalınmıştır yazıma. Yazım kışa uymaz, kışım yazıma. Burada alın yazısı, burada da mevsim olan yaz, cinas vardır. Daha önceki sorulardan birinde de yapmıştık. Hocam niye tekrar verdiniz? Mebin kitabında geçenleri tekrar tekrar veriyorum ki soruyu yakalayalım diye. İzmir'in denizi kız, kızı deniz. Sokakların hem kız hem deniz kokar. Bak şimdi iyi dinle. Akis. Akis yansıma demektir. Aynadan bir şey yansıttığını düşün. Bak. Gel beri. Akis yapın, beri gel. Tersten söylüyor. Bak bu kadar basit. Seni sevdim. Akis yap, ters çevir. Sevdim seni. Bitti. İşte bunun adı akistir. Yansıma. Bak. İzmir'in denizi kız, kızı deniz. Bak burada yer değiştirmiş, akis yapmış. O zaman arkadaşlar bu da doğrudur. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Ferda senin dedim beni alkışladın. Senin değil. Eğer ikincinin başında yok değil, yok yok ibareleri kullanmışsa bu burada nasıl akis varsa ters çevirerek burada da yok değil varsa rücudur. O zaman bu. O zaman el mahkum e. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradımı şemi yanmaz mı? İstifam soru sormuş. Nida derken ey ve hey bire dememiş. Nida seslenmeydi. Böyle bir durum yoktur. Cevap Edirne'dir. Evet. Dişin mi ağrıyor? Çek kurtul. Vallahi tam da diş sıkıntısı çekiyor. Tamam. Yalnız benim dişlerde bir problem var. Arkadaşlar doktor 6-7 tane iğne vuruyor. Yine uyuşmuyor arkadaşlar. Uyuşmadığı için de acı çekiyorum. Şu an arkadaşlar saat 2.20 geçiyor. 4.20 geçiyor. 2 saat sonra randevum var. Abo düşünüyorum. Beni bağırtacak kanal tedavisi yaparken. Tamam mı? Dişin mi ağrıyor? Çek kurtul. Başın mı ağrıyor? Bir çeyreği iki aspirin. Verem misin? Üzülme. Onun da çaresi var. Ölür gidersin demiş. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada tereddüt var. Şaşırtma. Nerede şaşırttı? Sonunda şaşırttı. Verem misin? Üzülme. Onun da çaresi var. Sanki tedavi diyecekti. Ölür gidersin diye. Burada ne yapmış arkadaşlar? Şaşırmış. O zaman cevap Denizli. Of çok küçük ama biraz büyütmeye çalışayım. Evet. Bu dizelerin geneline hakim olan sanat hangisinde vardır? Umarım okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. İnşallah okursunuz diye düşünüyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bir yetim görünce döktür dişini. Bozmaya çabalı halkın işini. Günde 100 adamın vur serleşini.
bir yaralı sarmak için yeltenme. Yaralı serme, milleti döv. Sizce gerçekten bunu mu kastediyor? Her nereye gidersen eylet alanı. Öyle yap ki ağlatasın güleni, güleni ağlat. Bir saatteki ağlatasın güleni. El bir doğru söylerse inanma. Doğruya da inanma diyor. Yani burada arkadaşlar bir söylenen söz var. Ve iki kasıt var. Aslında burada güleni ağlatma falan diyor ama tam tersini söylüyor. Yani burada söylenen sözle kasıt arasında tezat olduğu için tarih. Demek ki ben ne arayacağım arkadaşlar burada? Tarih sanatını başarıyla aramam gerekiyor. Tamam mı? Hadi bakalım beraber sizinle tarih. Yani burada gerçekten iğneleme, söylenen sözle arkadaşlar kasıtın zıtlığını arayacağım. Tamam mı? Hadi arayalım. Yüce dağlar birbirine göz eder, rüzgarla mektuplaşır nazeler. İşmiş gibi geceyi bir yudumla, göğün mağrur bakışlı bulutlar. Hiçbir burada söylenen sözde kasıt arasında zıtlık yok. Sanındı bahçeye girdi, çiçekler selama durdu. Mor menekşe boynu eğdi, gül kızardı icabına. Arkadaşlar böyle bir şey yok değil mi? Bir an önce burada üstü talil var dedik. Üç parmak noksan üç ölçersen kili, eksik ölç diyor. Tatlı söz konuşma kimseyle, tatlı söz konuşma diyor. Hilekarlık hoş sanat, hilekarlık hoş sanattır tam tersini kastediyor. O zaman burada Ceyhan olarak çıkar. Nereden çıktı bu cenaze ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tavrıma? İstifam var burada da. Ey benim sarı tamburam, sen niçin inlersin? İçim oyuk, derdim büyük, ben onun için inlerim. Burada da arkadaşlar sarı tamburayı konuşturduğu için kişileştirme teşhis var. Aynı zamanda intakta vardır. O zaman Ceyhan, Ceyhan olduğuna ulaştım. Anam bu da büyükmüş. Evet. Bu da uzunmuş, haliyle küçük çıktı. Bu dizelerde görülen edebi sanat hangisinde yoktur diyor. Önce hangi edebi sanat var bulalım. Çukurova bayramlığına giyerken bak lan Çukurova'ya bayramlık giyiyor. Çıplaklığın üzerinden soyarken anam soyunuyor. Şubat ayı kış yerini kovarken kovalıyor. Cennettense sana yakışır dağlar. Arkadaşlar burada bildiğiniz teşhis kişileştirme var. Yani diyor ki sana hangisinde kişileştirme yoktur diyor. Değil mi? Rüzgar eser dallarınız atışır. Kuşlarınız birbiriyle ötüşür. Ören yerler bu bayramla pekişir. Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar? Bir. Sümbüle sesleniyor. Sanki sümbülü konuşma yetisi var. Yok ki lan. O zaman dallar atışıyor. O ona laf söylüyor, o ona laf söylüyor. Ya bildiğin teşhis var. Karlı dağların başında salkım salkım duran bulut. Saçın çöz benim için. Anam bulutun saçı varmış. Bak bak bak. Yaşın yaşın ağlar mısın? Anam buluta bak bir daha ağlıyor. Bildiğiniz teşhis var. Ay suda bestelerken şarkıyı. Ana aya bak şarkı besteliyor. Yıldız mağrur mağrur gülümsüyordu. Yıldız da gülümsüyor. Bildiğiniz teşhis var. İşmiş gibi geceyi bir yudumda. Göğün mağrur bakışlı bulutları. Bulutlara bak lan. Mağrur mağrur bakıyor. Bildiğiniz teşhis var. Gönlünün şirin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. Bak, burada şirin, ferhat derken telmih var. Tamam, teşhis yok, kişileştirme yok. Burada çoban çeşmesinin akmaya başlaması da biri aşmıştır, o yüzden akıyordur. Değil mi arkadaşlar? Ama burada niye akıyor diyor, gönlünün şirin aşkı sardığı için diyor, dağları ferhat değildiği için diyor, güzel bir nedene bağlanmış burada. Hüsnü talilde vardır. Hüsnü talilde telmi vardır. Demek ki burada teşhis meşhis yoktur. Cevabımız edelim. El olarak çıktı. Evet. Aşık tarzı halk edebiyatında. Şairler iki dudağı arasına bir iğne bırakıp bu sesleri çıkaran dudakları kanarmış. Bütün amaç dudakların birbiriyle temas etmesini önlemektir. Aşıklar bu şiirleri doğaçlama olarak söyler. Yani o an. Önceden çalışma olmadan hazırlıksız söyler. Aslında aşık atışması sonucunda çıkan bir söz sanatıdır. Bu nedir? Lep değmez'dir. Lep değmez. Lep dudaktır. Bak. Dudak sesleri olan B, P, M, V, T. Şimdi bunları kullanmadan şiir söylemek lazım. Ama kimin kazandığını bulmak için tespit etmek zordur. Bu yüzden buraya iğne yerleştiriyor aşıklar. İki dudağın arasına. Ve bunları söylediğin zaman dudaklar kapandığı için direkt kan çıkıyor. Kaybettiğin anlaşılıyor aşık atışmasında. Deneme. Kesinlikle kanar. Deneme. Bak mecburen dudak kullanacaksın burada. Bakalım hangisi
Demek ki bunları kullanmadan yazılmıştır. Aşıklar söylenen sözden alırsa insanlar içinde hastan sayılır. Hakikat derisini gözden alırsa yaratan Tanrı'ya dosttan sayılır. Ana bunlardan hiçbiri yok. O zaman bu lep değmez. Ah. Bak, ah bu türküler B'yi kullanmış gitti. Bir tane bile kullansa gitti. Yolcuyum M'yi kullanmış gitti. Binatlı ulan baştan B'yi kullanmış gitti. Ömrüm M'yi kullanmış gitti. O zaman doğru cevap A'dır. Evet sevgili arkadaşlar, sanatları da böylece güzelce tekrar etmiş olduk. Sorular üzerinden tekrar daha güzel değil mi? Hadi yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Esen kalın gençlerim.